Spor ailesi. Acaba Türkiye şampiyonasının yapılacağı stadyum nasıl bir yer? Belki ışıl ışıl bembeyaz bir stadyumdur. Belki de beyaz değildir ama kocamandır. Ne kadar büyük olabilir ki? Ankara'ya daha önce gitmiş miydin? Hayır, sen gittin mi? Diğer tekvandocular nasıldır acaba? Bizden iyileri var mıdır aralarında? Bilmiyorum. Ben de okçuları çok merak ediyorum. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki. Hadi. Tamam. Hı? Başla. Hadi. Ya, antrenman mı yapıyorsun, sinek mi kovuyorsun? Evet, antrenman kovuyorum. Ha? Dik duruyoruz. Hız değil, kontrol. Aferin Yusuf. Ayakta. Güzel. Aferin. Birkaç saate şampiyona için Ankara'ya doğru yola çıkacağız. Okula uzun bir süre dönmeyeceğiz. Bu yüzden size fotoğraf makinesi getirdim. Belki okulla ilgili birkaç anınız olsun istersiniz. Fotoğraf çekmeyi çok severim. Ha? Sen hiç fotoğraf çekmedin ki. Bir ara çekiyordum ya abla. Onu elinle yapıyordun Mete. Olsun. Yine de severim. Teşekkür ederim hocam. Koş koş. Peynir diye. Peynir. Ne düşünüyorsun Ali? Türkiye şampiyonasını.
Umarım güzel sonuçlarla dönebiliriz. Elimizden geleni yapacağız. Yolculuk sırasında yerinizden kalkmıyorsunuz çocuklar. Burası düşündüğümden çok daha büyükmüş. Ya bak. Önce odalarınıza yerleşin. Sonra isterseniz Mithat Bayrak Stadyumu'nu gezebilirsiniz. Antrenmanlar da burada mı yapılıyor? Sanmıyorum. Antrenman yapacağımız yer nerede acaba? Evet, şu an stadyumun sahasında bulunmaktasınız. Hemen şuradaki kapıdan spor kompleksimize ulaşabilirsiniz. Stadyumumuzun çevresi tamamıyla ormanlık bir alandır. Sabah koşunuzu orada yapabilir, temiz hava alabilirsiniz. Bir rehber olmadığın kalmıştı. O halde spor kompleksine gidip antrenmana başlayalım. Gece gündüz çalışmamız lazım arkadaşlar. Servet Tazegül okul öğrencileri çok güçlü gözüküyor. Birlikte çalışmadan bilemeyiz. Gidip ortak antrenman yapmayı teklif edelim. Düşüşünü görmeliydiniz. Ortak antrenman yapmaya ne dersiniz? Koca Yusuf, toplan. Başka sefere yine görüşeceğiz. Bir gelişme var çocuklar. Bazı arkadaşlarınızın hayatında önemli bir değişiklik olacak. Türkiye'deki spor okullarının aldığı bir kararla okullar arası transferler yapılacak. Nasıl yani? Öğrenciler yer mi değiştirecek? Evet. Bununla sporcuların farklı antrenörlerle çalışması ve gelişmesi amaçlanıyor. Ve bizim okulumuzdan da ayrılacak öğrencilerimiz var. Kimler gidecek hocam? Sevde, Hakan, Zeynep ve Hasan. Olamaz. Yaşar Doğu Spor Okulu'ndan da 4 öğrenci bundan sonra bizimle birlikte olacak. Neşe, Çağrı, Sinem ve Alperen. Alperen mi? Tekrar karşılaşacağız. Moralinizi bozmayın çocuklar. Buraya giriş sebebinizi unutmayın. Yurt içi ve yurt dışındaki turnuvalarda yollarınız kesişecektir. Biz büyük bir spor ailesiniz. Sabır.
Şampiyonasına hoş geldiniz çocuklar. Türkiye'nin dört büyük spor okulu bu şampiyonada yarışmaya hak kazandı. Hoca Yusuf, Halet Çambel. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Servet Tazegül ve Yaşar Doğu Spor Okulları. Bugün aramızda bir dünya ve Avrupa şampiyonu var. Ramil Guliyev. Ramil Guliyev mi? Merhaba. Ben Ramil Guliyev. Bugün burada sporun birleştirici gücüne şahit olmak mutluluk verici. Bir gün ülkemizi dünyada temsil edeceksiniz. Her ülkeden sporcuların yarıştığı turnuvalarda en iyisi olmak için mücadele vereceksiniz. Her zaman çok çalışın. Asla pes etmeyin. Yarışlarda bitiş çizgisine değil, hayallerinize koşun. Hangi sporu yaparsanız yapın, tek bir hayaliniz olsun. O da Türk bayrağını dalgalandırmak olsun. Hepinize şimdiden başarılar. Hey! Türkiye Şampiyonası'nın açılış mücadelesi. Koca Yusuf'tan Hatice ve Yaşar Doğu'dan İpek'in mücadelesini izleyeceğiz. Diğer tatamide başka bir mücadele var. Koca Yusuf Spor Okulu'ndan Neşe, Servet Tazegül Spor Okulu'ndan Yasemin'e karşı. İkişer dakikalık üç periyotla toplam 6 dakika boyunca sürecek müsabakanın kazananı okuluna 1 puan getirecek. İlk atak İpek'ten geliyor. Hatice güzel kaçtı. İpek gövdeye atılan tekmeyle hanesine 2 puan yazdırıyor. Birinci periyot bitmek üzere. Son 15 saniye. Hatice'nin atak yapması gerekiyor. Hatice son saniye yaptığı tekmeyle 4 puan kazanıyor ve ilk periyot 5-2 bitiyor. Evet. Çok heyecanlandın. Sakin kal, gerektiği zaman atak yap. Sakin kaldıkça rakibini hata yapmaya zorlayacaksın. Sakin kal, gerektiği zaman atak yap. Hmm.
Hatice ve Neşe çeyrek finalin kazanan isimleri oluyor ve okullarına birer puan kazandırıyor. Tebrikler Koca Yusuf. Güreş çeyrek finaline hepiniz hoş geldiniz. Koca Yusuf Spor Okulu'ndan Yusuf, Yaşar Doğu Spor Okulu'ndan Kaan mücadele edecek. Yusuf rakibini 5 saniye içinde yere devirdi. Hadi Yusuf, konuştuğumuzu yapmanın tam sırası. Çemberleme kafa kolu hareketini biliyor musun? Hayır, nasıl yapılıyor? Rakibinin kafasını ve kolunu kapıp kalça hareketiyle yere devireceksin. Yusuf zor durumda. Yusuf çemberleme hareketiyle durumu 4-0 yapıyor ve avantajlı duruma geçiyor. Kaan sürekli atak yapıyor. Kısa sürede yorulacak. Bir süre... Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Savunma yap. Kaan yorulduktan sonra yüksek puan alabileceğin teknikleri uygula. Anlaşıldı hocam. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız sayın seyirciler. Sadece 30 saniye ara verildi Mete. Olsun, bana bir ömür gibi geldi. Bir an önce başlasın istiyorum. Aksiyon istiyorum Neşe, anlıyor musun? Hadi Yusuf. Düşüşünü görmeliydiniz. Bu kadarcık mı koşabiliyorsun? Hey. Ay, oh. Ali hala düşmeye devam ettiğine göre çok bir şey kaçırmamışız. Bu arada bunu otobüse binerken düşürmüştün. Koştum ama yetişi... Bunu ne kadar aradığımı tahmin bile edemezsin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Özel değilse fotoğraftaki kim? Fotoğraftaki kişi benim babam. Neden fotoğrafını yanında taşıyorsun? Yoğun çalıştığı için beni küçükken kreşe yazdırmıştı. Babamdan ayrılmak istemiyordum. Sürekli ağlıyordum. Ağlamam işe yaramayınca hastaymışım gibi davrandım. Tabii babam kreşe gitmemek için böyle yaptığımı anladı. Bana neden gitmek istemediğimi sordu. O gün bugündür her seferinde babam yeni bir fotoğrafını verir. Bu fotoğrafı da spor okuluna yazılmadan önce vermişti. Neden burada oturuyorsun Hasan? Antrenman yapman gerekmiyor mu? Okulumun değişmesini istemiyorum. Bu transferlerin yapılmasının bazı sebepleri var. Farklı hocalardan eğitim alacaksınız. Farklı sporcularla birlikte çalışacaksınız. Bu daha çok gelişmenizi sağlayacak. Senin için hangi okulda olduğun değil, hangi yolu yürüdüğün önemli olmalı. Çok haklısınız. Teşekkür ederim hocam. Şimdi doğru antrenmana. Sporcularla bağ kurman bence doğru değil. Doğru olmasaydı tüm sporcularım tam kadro burada olmazdı. Doğru olup olmadığını Türkiye şampiyonasının sonunda göreceğiz.